Seçelim. Gülce. Aha ayarlandı kesin. Hadi bakalım. Evet. Şükrü. Berkcan. Ya benim yerime çıksana. Benim yerime çık valla. Olabiliyor mu öyle bir şey? Aga nasıl öyle bir şey yok ya? Havuza girmediniz bu mu yok? Hayır ya çek ben bunu görmek istiyorum. Ben giderim. Neyi görmek istiyorsun? Gitsin. Ben giderim. Bravo. Bravo. Gel. Neden sevmiyormuş? Peki istek üzerine. Olsun. Hadi be. Başlıyorum. Arenanın aslanı be. Gülce de yok edecek bu arada ya. Şu an hissediyorum. Aynen Gülce. Ben Kemal'le çıkmak istiyorum ya. Çok sen başla. Kanka, otur ama. Karşındakinin tipini gör. Hazır mısın? Hazırım. Ben hep hazırım. Fasten your seatbelt. Bir kere dişlerin gözükmüyor. Bu bir eksik. Güldüğün mü ağladığın belli olmuyor. Çünkü mimin asla yok. Sıfırsın bu konuda. Tip de yok. Hani gömebileceğin bir tipin yok. Şükrü triggerlaması çok iyi. Şükrü triggerladı ayrı. Bu kadar. geliyor. You are the real queen. Kaka. Bak böyleyim şu an. Efe ya. Oh. Karşındakinin yapmacık bulduğun hareketlerini gör. Anaç. Yok. Öncelikle çok ağır primci olduğunu düşünüyorum. Kamera açıldığı anda canlanan, kamera kapandığı anda soğuk duran, en fazla takipçisi olan kişilerin yanından ayrılmayan. Oha net yalan söylüyorsun. Senin tek amacının ünlü olduğunu düşünüyorum. Ünlü olmak olduğunu düşünüyorum. Çok yapmacıksın. Çok ağırdı, bağlayacağım galiba. Buyur. Bu muydu göme? Gerçekleri söyledim diye mi beğenmediniz anlamadım ki. Tadı çok iyi. Çok hadi lan. Karşındakinin kazandığı parayı öv. İyi para kazanıyorsunuz. Hayalini yediniz. Ha? Boş ver daha. Bayağı yediniz de. Güzel de yediniz. Çok geliyor ya yeşilden falan kırmızıdan. Bayağı tebrik ederim yani. Güzel paralar bunlar. Keşke benim de olsa böyle. Para övme olayı nereden çıktı abi? Bu nasıl bir şeydir para övmek? Kazandığı parayı öv. Tamam çok güzel kazanıyorsun deyip evet. Geçeceğiz bunu. Boş bu. Oh, en sevdiğin Twitch yayıncısı kim? Var mı öyle biri? Görmüyor musun? Evet. Sensin. Tamam. Çelik oyunu. Bence en sevdiğin Twitch yayıncısı çok yapmacık çünkü katlanamadığı insanlarla aynı evde bulunuyor falan. Ve kendisi para kazanmak için kendini soktuğu konumlardan utanması gerekiyor. Böyle İnsanların karşısına oturup konuşmaya nasıl cesaret ediyor bilmiyorum. Şükrü, what the fuck? Ya bitmedi de kendimi daha fazla gömmek istemiyorum. Sen gözükmüyorsun. En sevdiğin YouTuber'ı göm. Kim? Senin kim? Benim YouTuber mı? Berkcan Güran. De çok seviyormuşuz. Hayır gerçekten Berkcan ama söylemeyeceğim. Başka birini düşünüyorum. İkinci evet, kim onun düştü? Barış Özcan. Oo. Kim olduğunu bilmiyorum ama sen ne? Mainstream bir isim söylesene. Bir dakika övmem mi gerekiyordu gömmem mi? Gömüyorum. Hadi yiyorsa göm Barış Özcan'ı. Gömüyorum. Hazır mısın? Tanıyor musun? Tanımıyorum. Ama tanıdığı birini ama söyle evet, tanıdığı bence. Birini evet tanıdığı birini söyle. Şu an gömersen YouTube söyle ya. Çeksene başka bir şey. Hayır, ben bunu beğenmedim. Lütfen ama bana gel. Ama tanımadığın birini gömemezsin ki. Ama sen bir de Barış Özcan'ı gömmezsin. Tamam başka çeksin. Benim için YouTube çek. Komik değil zaten. Ben sevmedim onu. Bana ne YouTuber'dan. Beni göm. Sinek buna yapıştı. Sinekler. Geleceğini düşün ve göm. Okey. Bu ne ya? Ne bir daha? Duymadık. Geleceğini düşün ve göm. Ya. Çok ağır konuşabilirsin. Aslında ağır konuşulabilirim. Ben çok ağır konuşmak istemiyorum. Ama oyun mu yani? Sen hiçbir bok olmaz ya. Bu kadar mı? Yeterince yerinde değil mi? Biraz gözlerim korktun sanki. Ben mi? Daha ağır beklerdim. Asla. Gözlüğümün diğer camı da kırıldı. Çocukluğunu düşün ve göm. Onu gömme ya. Geliyor. Bence soruyu değiştirelim. Okey. Şaka yaptım şaka. Hayır, varsa bir travmam var. Çok travmam var. Okey. Bence sen çocukken yalnız bırakılan ve daima odanda ağlayan insanlardan birisin. Asla değilim. Ve bunun karşılığında da burada yalnız kalmamak için
çocukluğundan kalan travmayla tutunabildiğin ilk insanla tutunuyorsun. Asla öyle bir şey yoktu. Yok mu? Yemedim. Daha fazla ayrıntı geçmedim. Vermeyelim. Devam. Geçmedi. Kaç tur oldu? Bilmiyorum da çok... Çok eğlenceli. Akıyor. Ben iyi ki sıramı salmışım diyorum. Bana evet, niye bunlar geliyor ya? Anladım. Karşımdakinin arkadaşlarını göm. Buyur. Of. Bizi mi gömüyor? Kim? Evet, sizi gömüyorum. Kemal biraz şey, uzun saçlı ve rahatsız ediyor beni. Bir de çok oynuyorsun kameraya yani. Hayatın rapi olmuş Kemal. Gözünü de görmüyorum ki, kalpli kalpliye manasız. Bu benim tamam, için övücü bir şeydi. Evet. Sarı yılan. Biz olmuş abi. Ya nasıl gömeceğim sizi ya? Gerçekten. İşinde başarılı olduğunu herkes yüzüne söylediği için sen de Toton havada geziyorsun yani. Evet. Doğru. Bu kadar. Arkadaşlar daha iyi performans lütfen. Doğru. Doğru. Karşındakinin içeriklerini göm. Ne yok ki. Ne? İçerik. Şarkı söylemesi. Ayrıntıya girmeyeceğim. Yok ki deyip geçeceğim. Peki. Şimdi durduk yere senin yani. Şarkı söylemene falan girişemem. Kes sesini. Yani. Karşındakinin duygusallığını öv. Gerçekten çok duygusal olduğunu düşünüyorum bu arada. Telefon konuşmalarından yola çıkarak. Sıkıntı yok. Ha, devam. Kötü bir şey söyle. Sert yok. Konuşmalarından da yansıtıyorsun aslında birazcık duygusallığını. Uf, bunda nasıl övülür ki ya? Duygusalsın, güzel bu kadar. Övmek istemiyorum ben seni, gömmek istiyorum. Ya. Kaç tur oldu ya? Kağıt bitti ama. Elan sıkıldı. 18 yaşında Elan. Lütfen öm gelsin ya. Karşındakinin son Instagram fotoğrafını göm. Ben bakarım. Ağaç. Ağaç şey. Son fotoğraf gömme mi geldi? Şey, kameraya da göster istersen. O yok. Zaten böyle yapınca gözükecek. Aynen öyle yapınca gözükecek. Okey. Son fotoğrafını Şuko, direkt... Şuko kameraya da göstersene. Kamera nerede abi? Karşına göster, onlar ayarlar. Hayır şuraya tam şey... Ya bırakın bir yerde ayarlayacak. Abi o ayarlıyorlar. Hayır, Gülce'nin kafasının üstüne evet, ona abi, göstermen ha. Lazım. Ulan tam ayarlıyorlar, çeviriyorsunuz ha bile be. Ha. Evet ya. Hop. Hiçbir şey görmüyoruz. Ne abi. O? Palmiye. Oo. Şimdi ben bu fotoğrafı daha önce gördüm. Sanırım burada biri sana Instagram hakkında nasıl kullanman gerektiğini falan öğretiyor. Çünkü bariz belli ki kötüsün. Aynı pozu vermişsiniz buradan biriyle. Karanlık arka taraf komple. Yani Instagram'da insanlar biraz daha canlı şeyler görmeyi sever. Eğer böyle fotoğrafın yarısını karanlık göreceksem niye bakayım fotoğrafına? Zaten uzaktan çekmişsin, yüzün de belli olmuyor. Ki daha iyi bir şey bu aslında. Neyse, devam edelim. Devam mı? Bence kapanış yapayım ben. Sen sıkıldın mı? Yok. Tam kapanışı yaparız. Sıra ona kalsın. Gelsin istiyor. Öv mü çıktı? Ben de gömeyim istiyor değil mi? Öv çıktıysa kalk. Gitsin artık bundan sonra bence. Son yapıyorum. Evet son. Öv mü göm mü? Göm. Tamam göm. Yok Şükrü de çekecek ondan sonra. Tamam atıyorum. Karşındakinin proje süresinceki hareketlerini göm. Göm. Doğru düzgün bir hareket yapmıyorsun ki. Daha böyle bir belirgin, belirgin cümleler olsun. Yani genel konuşuyorsunuz. Yani atlıyorsun işte her şeye. Bir espri yapmaya çalışıyorsun. Olmuyor, tutmuyor. Arada nadir bana yürüyorsun falan. Tutmuyor seninkiler. Yani onların kişiler tutuyor da seninkiler tutmuyor. Şey var mı? Zaten ekran sonrasında da pek bir şeyin yok yani. Telefonla sürekli. Sürekli telefonmasın yani. İçimizde bile değilsin. Yoksun yani. Teşekkür seni ederim. Yok görüyorum burada yani. Teşekkür ederim bunları söylediğin için. Şaka yapıyorum. Yok iyi yani, iyi bir şey söyledin. Sizle dayanamadı bir daha çekiyor. Sizle takılmamak güzel bir şey. Şükür bu son. Az önce son dedik ama. yok. Tamam bu son, hadi bakalım. Karşındakinin flört taktiklerini göm.
Allah. 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 Flört taktiğine. Evet. Gömme gömme. Gömme gömme. Hafif göm ya da. Az göm. Bir şey söyleyeceğim. Ne gördün ki gömeceksin? Gömme. Ha, anlıyorum. Bu hassas bir konu. Basit. Ama bir şey de. Basit. Basit. Çok basit. Çiğ taktikler diyor. Buyurun efendim. Peki. Şık şey yap. Hayır canım, ben asla kızma, zevk aldım. Sabaha kadar gülüşürüm. Ben, benim sana olan benim sana olan gıcığım ya da sevmemem bununla değil, bununla arttı. Sevmeye başladım bununla. Normalde sevmiyorken böyle ben bundan hoşlanıyorum. Gerçekten sevmiyor musun yoksa taşak mı? Sevmiyorum ben gıcığı. Niye inanmıyorsunuz ya? Ya sen niye anlamak ya, istemiyorsun? Bir insanın birini yok sevmediğini ya söylemesi size bu kadar zor mu geliyor? Hayır şey mi yapmam? Ya sordum amına koyayım. Aslında yok, sana değil, genel konuşuyorum. Aslında seviyorum ama falan mı yapmam gerekiyor? Sevmiyorum. Kemal'le